Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz barajlar. Biliyorsunuz daha önce hep kuraklıkla ilgili konuları ele aldık, gündeme getirdik. Bugün de yağışların ve yani bereketin olmasıyla beraber barajlara yansımasını ele alacağız. Dilerseniz bu konuda vatandaşlara mikrofonu uzatalım ve son yağışlarla ilgili düşüncelerini alalım. Evet, Söz Milletin programı başlıyor. Efendim, barajlar biliyorsunuz kuraklık nedeniyle bayağı bir çekilmişti. Son yağışlarla beraber birazcık canlanmaya başladı. Siz İstanbul'daki barajlarla ilgili neler söylersiniz? Ya yıllardan beri barajlar ihmal edildi. Yani bu bir gerçek. Şimdi sulama havzaları özellikle bu konutların yapılması, villaların yapılması, onlar özellikle sulama havzalarını büyük etkiledi. Eskiden bir tavuk kulübesi dahi yapılsa müsaade edilmiyordu. Ama o 90'ların başından itibaren, hatta 80'lerden itibaren başlayan şey, her yere belli oranda o sulama havzaları kesildi. Bu çok önemli. Yani sulama havzalarını kapatmamak lazım. Dolum yerlerini kapatmamak lazım. Yoksa tabii ki şimdi kuraklık geldi, bıçak kemiğe dayandı. Bir takım şeyleri, önlemleri almak da zor, yapmak da zor, yıkmak da zor. Onun için mümkün olduğu kadar sulama havzalarını çok iyi bir şekilde denetlemek lazım. Hani dereleri kapattık ama derelerin nereye aktığını bulamadık. Tabii şimdi mesela yeni yapılan uygulamalarda, yeni mesela atıyorum 1000 metrekarelik bir binada, yapıda artık yağmur suyunu tutmak için de depolar kurulması şartı getirildi. Şu an İstanbul'da bir tane var. Çok önemli. Yani onlar bu tür şeyleri mutlaka da yaygınlaştırmak lazım. Depolayıp onu aktarmak, işte motopomplarla belli yerlere sevk etmek, sulama havzalarını en azından teknik yollarla yürütmek çok önemli. Evet. Hepimiz... Peki, şu aşamada İstanbul barajlarındaki son durumu hakkında bilginiz var mı efendim? Ya dün mesela %34 falan dediler. %34 gibi bir dolum var dediler. Evet. Bu güzel bir şey. Ama buna rağmen bunun hani organize olsaydı, eğer dediğim gibi biraz önce sulama havzalarının kenarlarına villalar yapılmasaydı, evler yapılmasaydı ya da yerleşimler yapılmasaydı çok daha iyi olurdu. Yani bu tür şeyleri kontrol altında olması gerekiyor. Önümüzdeki kuraklık aynı zamanda kıtlık demek. Tabii. Değil mi? Yani kıtlığı da önlemenin yolu bunlar. Atılan adımlar güzel. Hani üretime ilgili, milli hani birlikle ilgili, işte milli üretimle ilgili, sağlıkla ilgili, ama bu konularda da önemlilikle özellikle dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Tabii burada bir bilgi vermekte fayda var. Yani özellikle barajları takip edenler bilirler. Biliyorsunuz yağışlardan önce özellikle İstanbul özelinde konuşursak %20'nin altına, 19-19,5 bandına kadar inmişti barajlarımız. Fakat son yağışlarla birlikte bu oran %20'den hemen hemen %40'a yaklaştı diyebiliriz ki şu anda bile İstanbul için yağış uyarısı yapılıyor. Peki ne diyelim? O zaman bu yeterli mi? Elbette değil, ama hiç yoktan iyidir. İstanbul'da en az 1-2 aylık su ihtiyacı daha giderilmiş oldu, ama her şeyden önemlisi suyu tasarruflu kullanmak, hele hele bu süreçte. Tasarruf açısından bakarsak neler söylersiniz? Ya tabii şimdi tabii ki her temizlik diyoruz, maske diyoruz, mesafe diyoruz. Bunu yaparken de ister istemez %100'e yakın bir su kullanımımız arttı. Bu konuda da daha dikkatli, daha tasarruflu olunursa iyi olur tabii. Mutlaka sadece devlete düşmüyor bazı, pardon. Düşmüyor. Aynı zamanda vatandaşa da düşüyor göre. Her ikisi istişare içinde olursa çok daha büyük adımlar atılır diye. Yani %34, hani 2 ay dediniz. Yarın o o 2 ay değil de eğer tasarruf edilirse %100'e artar diye kanaatindeyim. İnşallah. Tabii mesela evde daha çok hanımlar var. Yani suyu daha çok onlar kullanıyor. Bu çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, işte banyo temizliği, ev temizliği, onların daha çok dikkat etmesi gerekiyor aslında bir yerde de. Mutlaka tabii. Yani ev hanımlarına düşüyor, bizlere düşüyor. Hepimiz komple dayanışmayla bu işi götürmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler efendim. Ben saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Efendim, kesinlikle. Peki son yağışlarla beraber o oranlar mesela özellikle %20'den %40'lara yaklaştı barajlarda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yetmiyor abi. 20 milyon insan var burada. Kime yetecek? Adam gidiyor, arabasını yıkıyor hortumla. Adam çıkıyor, temizliğini yapıyor, su döküyor. Bu hepsi şey değil mi? Bu israf.
Tabii yani gerçekten şu an barajlar %20'den %40'lara yaklaştı dedik ama yetmiyor. Yetmez. Yetmiyor. Yani özellikle bu yazın sonuna kadar ya da yazın ortasına kadar belki götürür, belki götürmez. Yine işimiz tabii ki Allah'a kaldı. Allah'a kaldıysa Allah işimiz Allah tamamdır zaten. Ama biz suyu tedarikli kardeşim, kullanacağız. Önemli olan. Allah Teala diyor ki var ya kurban oldum Allah'a. Biz deprem ya oruyor anlamıyoruz. Deprem yapıyor oruyor anlamıyoruz. Taş düşüyor anlamıyoruz. Bak bu hastalık Allah tarafından gelmiş. Bak küçük çocuklar bile Allah'ın izniyle bir şey olmuyor. Neden? Bu Allah iyi olmadığımız, iyi orada değil, iyi olmadığımız için. Allah'a dua etmediğimiz için. Bize gösteriyor. Ama biz kendi ne yapıyoruz? Kalkıp yatıyoruz, hiçbir şey olduğu gibi görünmüyor. Yani hiç olmamış gibi yaşıyoruz. Ha, biraz Allah'ımıza bir dua edelim ya. Bir Allah'ımıza bir şey yapalım ya. Kardeşim. Yani biz yani insanlar elindedir bu. Kesinlikle. Bak, peki mesela şimdi 1000 metrekarenin üzerinde olan yeni yapılarda yağmur suyunun boşa gitmemesi için depolama sistemi getirildi. Onu nasıl öğrendiniz? Güzel bir şey. Allah 1000 kat razı olsun. Güzel bir şey bunlar abi. Yani bunlar çok güzel bir şey. Vallahi razı olsun bizim devlet çalışıyor kardeşim. Bizim devlet çalışıyor. Kimse değmesin bizim devlet çalışmıyor. Allah 1000 kat razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Allah bacımızı eksik etmesin. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Allah bize ya abi ya görmediğimiz şeyi görüyoruz. İnsanlar nankör. İnsan nankör olmuş. Her şeyi görüyoruz ya. Gitsen 40 sene 45 sene önce. Babam küçüktüm. Babam tüp arıyordu. Gidiyorum tüp var ya gaza. İnan ki Allah'ta sıraya geçiyoruz ya. Sıra buradan. Ne diyeyim sana? Anlatamam. Titriyorduk kardeşim. Şimdi Allah her şeyi bol vermiş. Bak her şey güzel. Her şey bolluk içinde yaşıyoruz ama İnsan oğlu nankördür. Efendim İstanbul'daki barajların son durumunu biliyor musunuz? İnternetten ve televizyondan takip ettiğim kadarıyla çok az bir su kaldığını öğrendik. Tabii kuraklık dünyanın her alanında, her dünya genelinde geçerli, ülkemizde de geçerli. Ama son yağışlarla beraber biraz barajların canlandığını görüyoruz. Bu konuda nasıl neler söylersiniz? Yani Allah'a hamdolsun. Belediyenin yaptığı bir şey yok. Allah'ın verdiği nimetlerle barajlar doluyor yani. Zaten Allah'ımıza şükürler olsun. Yani daha önceki programlarda hep kuraklıktan bahsettik. Tabii o zamanlar su seviyeleri %20'nin altına düşmüştü. Bir vatandaşım da demiştim ben yani işimiz Allah'a kaldıysa oldu bileceğiz diye. Evet gerçekten öyle. Bu problem tamamen belediyeler üstü bir problem. Sonuçta dediğimiz gibi işimiz Allah'a kaldıysa bu iş tamamdır zaten. Allah'a hamdolsun. Bakın yağmur duaları da yapıldı. Çok şükür yağmurlar hasbel kadar yağdı ve şu anda oranlar 2 katına çıktı. Tabii bunlar yeterli mi? Değil. Neler yapmak lazım efendim tedbir açısından? Valla insanlar zaten bahçe, araba yıkamamalar lazım. Bahçe sulamamalar lazım. Yani daha rezervuarlara bir pet şişe koyup suyun daha az gitmesini sağlamalar lazım tuvaletler için. Tabii ki bu belediyeden bir beklentimiz yok. Hazıra kondular ama onu bile beceremediler. Evet. Yani çok vasıfsız bir insan geldi İstanbul'un başına geçti. Allah yardımcımız olsun. Amin. Tabii ki efendim. Mesela şimdi yeni bir sistem devreye giriyor. 1 metrekarelik bir yeni yapıda yağmur suyunu tutan ve depolayan sistemler var şimdi. En azından yağmur suyunun boşa gitmemesini sağlıyor. Bunu nasıl değerli? Sarnıç tarzında düşünebiliriz. Evet. Çevre Bakanlığı'nın çıkardığı bir olay var. Yeni yapılarda. Çok güzel inşallah netice alınır ve uygulanır. Bekliyoruz yani. Tabii şimdi sadece binalar için değil. Mesela caddeler, sokaklar suyu alıp götürüyor. Özellikle meyilli olan bölgelerde. Buralarda bir sistem kurulamaz mı? Tabii ki kurulabilir. Devlet güzel bir planlama yaparsa ve müteahhitlere bunu şart koşarsa çok güzel bir şey olur yani. İsraf önlenmiş olur. Boşuna su denize veya derelere lağıma karışmamış olur. Zaten genelde mesela İstanbul'da artık mesela Avrupa'da gördüğümüz gibi birdenbire yağmurlar akıyor, sel oluyor. İklim, yani maalesef araçlar sular altında kalıyor ama su da boşa gidiyor. Yani zararı da var. Bir de suyun da zararını hesaba katarsak zarar daha çok büyüyor. Bu yüzden özellikle meyilli olan suyun daha çok akışkanlığı kazandığı o dar bölgelerde o suyun tutulması, zaten muhafaza edilmesi İstanbul çok önemli. 7 tepe üzerine kurulmuş. Evet. Bu tepelerden akan suların bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Ama
bunu direkt devletin yapması lazım. Bu belediyeden bir beklentimiz yok yani halk olarak. Benim gibi düşünen milyonlarca insan var ve verdiği oyunda pişmanlığını yaşayan bir sürü insan var. Zaten yani hastanenin yani hastane yapmayan bir zihniyetten zaten bahsetmeyeceğiz ama hastane yolunu yapmayan. Bile yapmadı ya. Bunu beklemek. Başakşehir'de Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolunu Allah razı olsun devletimiz olmasa bu belediye 5 senede geçse yapamazdı diye düşünüyorum. Yani efendim o bahsetmiş olduğunuz isimler maalesef yağmur duasına bile karşılar. Yani hiç ki rahmetten kesilmişler maalesef. Yani öyle adamların işi gücü yok İstanbul Sözleşmesi, yok LGBT. Sapıklık peşindeler bence. Yani devlete, millete hizmet peşinde değiller. Maalesef öyle. Peki tasarruf anlamında neler söylersiniz? Evde nelere dikkat edelim mesela? Valla elimizi yıkarken, dişimizi fırçalarken suyu çok az ve kısıtlı açmamız lazım. Dişimizi özellikle banyo yaparken fazla suyu yine şey yapmamak, israf etmememiz lazım. Su büyük bir nimet. Ülkemizde de Allah razı olsun bir sürü barajlar, şeyler yapılıyor ama tabii ki nüfus da ona göre çoğalıyor. Yetmiyor. Bir de iklim, dünyada iklim şartları, iklim koşulları değişiyor. Yani Türkiye çok güzel bir ülke ama vasıfsız insanların eline geçtim mi olmuyor yani. İnşallah bu belediyelere devletimiz bir ders verir de düzgün bir şekilde yönetilir. İnsanlarımız da hak ettiği hizmete kavuşur. Efendim İstanbul'daki barajların su seviyesi ne durumda, hiç takip edebildiniz mi? Genellikle zaten metrodan gördüğümüz kadarıyla hani bir kıtlık seviyesinde. O yüzden biz de elimizden geldiğince, olabildiğince tasarruflu kullanmaya çalışıyoruz ki barajlarımızın suyu bitmesin. İnşallah. Tabii ki. Hani pek bir fazla olabildiğince de bilgimiz yok ne durumda nedir falan ama tasarruflu olun. Devlet tarafından da uyarılıyor. Biz de o yüzden elimizden gelebildiğince tasarruflu olmaya çalışıyoruz yani. Tabii şimdi son 1-2'ye baktığımızda %20'nin altına düşmüştü. Son yağmurlar ve karla beraber %40'a dayandı sayılır. Tabii bu da yeterli değil. Mesela siz evde suyu kullanırken en çok neye dikkat ediyorsunuz? Banyodan kıstım ben. 1-2 dakika olsa da erken çıkıyorum. Yine bulaşık makinesini şey yaptık. Hani onunla olabildiğince bulaşıklar falan onunla yıkıyoruz. Yani kısıtlamalarımız bundan ibaret çünkü elimizden gelen bu. Tabii elden gelen bu. Son olarak mesela yeni yapılarda bir sarnıç sistemi getirildi. Yani binaların tepesinde sarnıç sistemi kurulacak ve yağmur suları orada boşa akmayacak. Bununla da tarlalar işte ne bileyim bahçe bunlar sulanabilecek. Bu sistemi nasıl bulursunuz? Valla yeni binalara geleceksek biz yeni binalara taşınacak kadar zengin değiliz. Olursun inşallah. İnşallah oluruz ne diyelim. Ha olsa da güzel olur. Çünkü gayet de iyi olur, mantıklı bir düşünce. Yani suyu en azından boşa gitmez. Evet inşallah da gitmez çünkü suyumuz canımız bizim. Kesinlikle. Çok teşekkürler efendim. Ben de teşekkür ettim. Kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. İstanbul'daki barajların son durumu ne? Takip edebildiniz mi? Tabii ki. Hava durumuna göre bakıyoruz. Yağmurlara göre bakıyoruz. Ya şu anda zannedersem yanılmıyorsam %39 civarında. Doğru yani vatandaşlar gerçekten bu konuya duyarlı genel olarak baktığımızda. Tabii bu oran önceki orana göre çok daha iyi. İki misli arttı ama yeterli mi? Değil tabii ki. Biz vatandaşlar olarak ne gibi tedbirler almalıyız ki bu suyu tasarruflu kullanalım? Valla tasarruflu olmalıyız. Yani son Amerika'nın çektiği uydulara göre yeraltı kaynakları suları da zaten tükenmek üzere. O açıdan biz halka çok büyük görevler düşüyor. Yani tedbirlerimizi evlerde bireysel olarak almamız gerekiyor. Allah'ın izniyle de yağmurlar yağdıktan sonra da inşallah daha da dolacak. Bizlere düşen neyse o görevi yapmalıyız halk olarak. Peki efendim yeni bir kanun getirildi artık yeni binalarda özellikle belli metrekarelerde olan binalarda sarnıç sistemi getirilecek. Yağmur suyu boşa gitmesin diye. Böyle bir sistem hayata geçirildiğinde olumlu bir katkı sağlar mı? Ya bunu artık yani yönetici olan bizi yönetenler karar alacaklar. Yeni yapılan binalarda işte bu yağmurla gelen suların tekrardan kullanılması amacıyla gereken ne varsa yapılması gerekiyor. Öyle ama tabii eski binalarda maliyeti biraz fazla olur ama yeni yapılacak olan binalara bir kurallar getirmeleri gerek. Kesinlikle. Evet değerli izleyiciler bakın gördüğünüz gibi vatandaşlar kendilerine düşen görevi yerine getiriyorlar. En azından suyun tasarruflu kullanımı açısından
ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Tabii yetkililer de artık yağmur suyunun boşa gitmemesi için sağanak sistemini devreye soktu. Ne diyelim, bu sistemin ivedi olarak yaygınlaştırılmasında büyük fayda var. İnşallah bu sistem yaygınlaşır ve suyu daha tasarruflu kullanma imkanına sahip oluruz. Evet, bugün de bir programın sonuna geldik efendim. Bir başka programda görüşene dek hoşçakalın.